yapıyorsun lan? Sırtım kaşınıyor. Say ulan say, bitsin bu iş. 1946 yılında Nisan ayının 4'ünde Sinop'ta bir yıldız daha doğdu. Allah zihin açıklığı versin. Doktor olacak benim kızım Hüseyin amcası, doktor. Hadi bakalım, İnşallah iftihar eder. Eğitim hayatı süresince oyuncu olmak istiyordu. Bu yüzden Tuncay Özinel Tiyatrosu'nda çalışmaya başladı. Burada Zeynep Tedü, Halit Akçatepe, Asuman Arslan da aynı sahnede bulundular. Bu çalışma hayatına yön verdiği oyunculuk alanında çok katkı sağlamıştır. Hem kendini geliştirdi hem de hayallerinin peşinden gitti. Kolay değildir aslında hayallerinin peşinden gidip mücadele etmek. Nostaljinin yıldızı bunu en güzel başaranlardan biri oldu. Ayrıca Ankara Sanat Tiyatrosu'nda görev aldı. Gittiği yollar ona güzel kapılar açtı. İlk dizisi 1963 yılında çekilen Susuz Yaz filmiyle oldu. Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Nisa Serezli gibi değerli oyuncularla ilk ekran deneyimini yaşayarak bizlere kendini gösterdi ve başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Hatta o zamanlar bu film Altın Ayı ödülünü aldı. Başarılarına başarı katmak için ilerliyordu. Daha sonra 1986 yılında çekilen komedi türünde 74 bölümden oluşan Perran Kutman, Tulu Çizgen, Cihat Tamer gibi değerli oyuncularla birlikte rol aldığı Perihan abla oldu. İlk karşımıza çıkarken şoför İsmet olarak tanıdık. Cümlelerini söylerken içtenliğini yakaladık. Şaban ve Ökkeş'i unutmamak gerek. Bir kadın için girilen mücadele bizleri kahkaha içtiğinde kendisine tekrar hayran bıraktı. Evet, o kişi bizlere gülümsemeyi unutturmayan Necip Ercan Yazgan. Ardında nostalji dizi kapıları ona açılmaya başladı. Hani şu aile bağlarının kuvvetli, binada yaşayan insanların komşuluk ilişkilerinin anlatıldığı bir dizi vardı. Komedi yapımı olan, bizi ekranlara kilitleyen o meşhur dizi Bizimkiler. 1989-2002 yılları arasında yayınlanan dizide Savaş Dinçel, Zihni Göktay, Meral Çetinkaya, Arif Erkin Güzel Beyoğlu gibi değerli oyuncularla birlikte rol aldı. Karşımızda Ercan Yazgan bir kapıcı rolüyle Cafer oldu. Papağana sus sen deyişi hala akıllarda. Rolle o kadar bütünleşmişti ki onu izlerken sürekli gülümsüyorduk. Ardından Kaygısızlar geldi. Orada bizi Memnun Kaygısız rolüyle karşıladı. 36 çocuk babası olarak bizlere mücadeleyi, babacan yürekliliği, gülümsemeyi çok güzel bir şekilde hissettirdi. Bir bölümünde tarlayı sürerken oğluyla yemek paylaşacağı sırada isyan eden bir evlada karşı ''Ne var be nankör kedi, tarlamızı sürdük, yemeğimizi yiyoruz.'' derken yüreğimize bir kez daha tat kurdu. Bizler için nostalji Necip Ercan Yazgan'la daha çok güzelleşmişti. Oynadığı, dahil olduğu tüm projelerde onunla birlikte değerli oyuncu da vardı. Bu da onun için büyük bir şanstı. Susuz Yaz, Hüdaverdi Pırtık, İzin, Tatlı Kaçık, Sarmaş Dolaş, Sen Aşk Nedir Bilir Misin, Dokunmayın Şabanıma, Kabadayı, Sevda Kondu, Bir Milyara Bir Çocuk, Yazlıkçılar, Balalayka, Verkaç, Kardelen, Üç İstanbul, Aşk Meydan Savaşı, Bana Masal Anlatma, İffet, Hanımın Çiftliği, Talih Kuşu, Nekrüt, Adanalı gibi yapıtlarda da yer aldı. Her ekrana çıktığında bizi düşündüren, mutlu eden bir oyuncu olarak gördük. Ayrıca Bülent Kayabaş'la tiyatro yaptı. 1999 yapımı Duruşma filmiyle 36. Antalya Film Şenliği'nde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü aldı ve artık yaşlanmıştı. 8 Mart 2018'de hastaneye kaldırıldı. Daha önceden zaten rahatsız olduğu için tedavi görmekteydi. Ekranlarda görmeye alışık olduğumuz, yüzünü görmesek dahi sesini duyunca mutlu olduğumuz Necip Ercan Yazgan, daha fazla dayanamayarak çoklu organ yetmezliğinden dolayı aramızdan ayrıldı ve İstanbul Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi. Karşımıza çıktığı her rolü içten ve başarılı bir şekilde bize yansıttığı için teşekkür ederiz. Bir daha dünyaya gelmeyecek bir Ercan Yazgan tanıdık. Kalbimizde her zaman Kapıcı Cafer olarak kalacak. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olup videomuzu beğenip görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.